Tahran'da. Yani, ve Cumhurbaşkanı'nın görev teslimi için gidiyor. Demokratik bir şey için gidiyor. Mesela Haniye'nin kimliğini konuşurken oraya geliriz ama İsrail gene kendisine böyle önümüzdeki 10-15 yıl filmlerde izleyeceğimiz, dizilerde izleyeceğimiz bir senaryoyu ortaya attı. Mesajı çok büyük. Tahran'da, sen belirttin işte, lojmanda, devrim muhafızlarının kendi lojmanlarında. Tahran'ın kuzeyindeydi yanlış hatırlamıyorsam misafirhanede. Aynı misafirhanede, aynı binada gene üst düzey bir yetkili daha var. İslami Cihat Örgütü İslami Genel Sekreteri. İslami Cihat'ın ikinci isimlerinden, ikinci ya da birinci ismi, tam emin değilim. Önemli bir isim ama ona hiçbir şey olmuyor çünkü başka bir katta kalıyormuş. Yani nokta atışının noktasının noktası. Aynen. İsrail, bir ölüm üzerine bunu söylemek zorundayım ama İsrail'in hedefinin bu olduğu için, olumsuz bir şey yaptığı için söylüyorum, şov yaptı gene. Ve bölgeye büyük bir mesaj veren bir şov yaptı. Nedir işte mesaj? Tekrar yineleyeyim. İran'da, İran'ın başkentinde devrim muhafızlarının lojmanında Hamas'ın en üst düzey ismini öldürüyorsun. Öldürdüğü isme hatırla, yanlış değilsem Nisan ayında 2 torunu mu? 2 torunu mu? 2 torunu, 3 çocuğu öldü. Onları hedef almıştı ve bu isim... bir araçta o da. Aynı araçtalar. Bayramdı galiba değil mi? Ramazan bayramında bayram kutlamasına gidiyorlardı. Yani İsrail göstere göstere getiriyor ve her zaman dünyadaki özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin bulanık dönemlerini çok iyi şey yapar. İşte şimdi bir başkan adayı yok, yeni bir başkan adayı çıktı, Trump geliyor gelmiyor, orada bir tartışma var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin çok net olamayacağı bir dönemde, seçime gittiği bir dönemde kendisini önce parlamentosunda alkışlattı, oradan cesaret aldı Netanyahu, döndü ve bu saldırının emrini verdi ve İsrail bu saldırıyı gerçekleştirdi. Haniye önemli bir figürdü. Şöyle önemli bir figürdü. Yani sonuçta tamam bir dünyanın pek çok ülkenin terör örgütü olarak gördüğü Hamas'ın isimlerinden bir tanesiydi ama Hamas'ın kendi iç dengelerine ya da Gazze'nin iç dengelerine baktığımız zaman en barışçıl isimdi. Yani hani Türkiye'de de çok uzun yıllar kullanılan bir tabirdi. Konuşulabilecek bir isimdi Haniye. Aynı Haniye bundan yıllar önce İsrail hastanelerinde tedavi gördü. Yani İsrail'in kendisi buna izin verdi. Gazze'deki başka bir saldırıda yaralandığı için izin verdi, İlali gitti. Görsün. Kendisi, gelini, yanlış hatırlamıyorsam annesi. Öyle hani İsrail'in de bir zaman yardımcı olduğu, yaşamasını sağladığı, yaşamasını sağladığı bir isimdi. Peki İsrail'de şimdi ne değişti? İsrail savaşmak istiyor. İsrail'in savaşa ihtiyacı var. Yani hani sizler daha iyi yorum versin ama ekonomik olarak da herhalde bir savaşa ihtiyacı var. Bölgede yeniden bir hocamın belirttiği, Naim Hoca'nın söylediği o yeniden değişim dönüşüm için deniz bir savaşa açılmaya falan ihtiyacı var. Bir savaşa ihtiyacı var. İran'ın yeniden bir şekillendirilmesi gerekiyor ama İran hani savaşamayacak kadar zayıf, savaşa girmeyecek kadar da akıllı bir şekilde. Yani çünkü İran bence bir savaşa girmez bu Haniye'den dolayı. İran savaşa girseydi... Abdullah hem de Naim Babiroğlu aynı şeyi söyledi. İran bir savaşa girseydi 2020 yılında devrim muhafızlarının lideri öldürüldüğünde güçlü adamıydı. Kasım Süleyman'ı öldürüldüğünde bir savaşa girerdi. Ne yaptı? Vekalet savaşlarını daha da arttırdı. 17-18 saat sonra varacağını bildiğimiz dronları havaya kaldırdı ve işte hepimiz canlı yayında o dronların yok olmasını izledik. İşte saldırı adı altında İran'ın yaptığı, o da kendince yaptığı bir şey oldu. Yinelemem lazım yani bu bence önemli. Savaşa giremeyecek kadar zayıf, aynı zamanda savaşa girmeyecek kadar da akıllı. Hem kendisini biliyor hem de girdiği bu savaşın kendisine ne getireceğini biliyor. Çünkü nihai hedef daha da güçsüz bir İran. İran baktığın zaman ekonomisi olsun busu güçlü değil ama vekalet savaşını çok iyi yürüten bir ülke. Orta Doğu'da 7-8 ülkede şu an aslında İran'ın istediği rejimler ve yönetimler var. Bunu devam ettiren bir İran'ın zayıflaması lazım. İsrail ne yapmaya çalışıyor sorusunun yanıtını hani ben dış haber kökenliyim. 2000'den beri dış habere bakarım. Hiç zaten yanıtını bulamadığım bir soruydu. İran'da yaşadığım dönemde işte Orta Doğu ülkelerini ziyaret ettiğim dönemde hep aklıma kazıdığım bir şey olmuştu. İsrail o dönem için şöyle diyordum ben, bölgenin şımarık çocuğu diyordum. Artık dünyanın şımarık bir çocuğu. Yani her tarafta dengeleri bozabilen ve kimsenin kendisine dur demediği bir ülke. Avrupa'da onu Yunanistan için derdik. O adı ekonomikti. Yani hani o Yunanistan insan öldürmüyordu, katliamları çok yapmıyordu. Evet. Yunanistan içindi. Yani... Ve ülkelere değil, farkında mısınız? Hamas'a ve Hizbullah'a nokta atışla şey yapıyor. Yani iki kritik ismi. Bu stüdyoda yayına girerken ben böyle biliyorsun işte 3-5 ayda bir bu yayına girelim hani haberin devam etmesi için. Bu stüdyoda ben yayına İsrail bir gecenin yarısı Gazze'de hastaneye vurduğunda gene girdim. Değil mi? Yani İsrail'in işi bu.
Yani aynen. Nokta atışı evet ama sivilleri de yok ediyor ve ben sivilleri öldürmedim dedi Netanyahu. Ayakta alkışlandı ama. Yani kimsenin dur demediği gibi bir de üstüne yalanlarını ayakta alkışlanan bir ülkeden Trump bahsediyoruz. Trump kucakladı üstüne bir de. Olası başkan da, başkan olabilecek isim de onu kucakladı. Eski başkan olsa bile eski bu bile yeterli. Başkan, yani evet. Bir sistemin evet. Devamlılığı olarak Amerika, İsrail ne yaparsa yapsın onun arkasını duracak. Harris de dün mesaj verdi. O ne yaparsa yapsın gittik durmadan devam ediyor. Yani artarak devam ediyor. Haniye'nin bir parlamentonun açılışına gidiyor olması, yemin törenine gidiyor olması da zaten orada öldürülüyor olması da çok garip değil mi? Yani benim burada Haniye'yi savunma gibi bir derdim yok. Ama yani gayet demokratik bir şeye... Bir seçilmiş lidere şeye giriyor. Hakan Fidan da oradaydı yanlış değilsem hatta. Yani pek çok katılımcının olduğu bir şey. Evet evet yani pek çok insanın olduğu gayet meşru demokratik bir şeye gidiyorsun. Ve akşamında İsrail tarafından öldürülüyorsun. İsrail'i durduracak herhangi bir şey şu an için yok. Hocamın gene söylediği bir yeri ben hani cümlemi öyle şimdilik noktalayayım. Türkiye'nin acilen bölgede birlik yapması lazım. Yani... Fantezilerin peşinde koşup camilerde, Suriye'nin içindeki camilerde namaz kılmalardan falan filan o politikalardan artık bir an önce kendimize gelip bu yanlışı kabul edip Suriye ile, İran'la, Irak'la bölgede birbirine benzeyen yani sonuçta burada komşu olan, o komşuluk bir şey getirir, ülkelerle mantıklı ve akılcı bir politikayla, daha reel politikalarla birliği yeniden elde etmesi lazım. Türkiye bunu yaptı daha önce. İçerideki siyasette sabah akşam eleştirelim ama bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri Orta Doğu ülkelerinde sallanıyordu. Bölgeye umut veren bir siyaset geliştirmişlerdi. Tekrar o siyasete dönülebilir ve o, Türkiye'nin geleceği için de belki de hani çok böyle kompetitörleri yapmıyor ama Türkiye'nin de geleceği için acilen gerekli bir şey olacak o. Bu olabilir mi? Mesela Esad'la görüşme var, Sisi'nin ziyareti planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları vardı. Dolayısıyla bu görüşmeler için bir zemin oluşturulmaya çalışılıyor. Bu biraz daha öne çekilip hızlanabilir mi? Hızlanması lazım. Muhtemelen de hızlanacaktır. Ama işte hani o 10-15 yıl önce Orta Doğu ülkelerinde sokakta insanların Türkiye ve Erdoğan'ın bayrağını salladığı Türkiye'de değil şimdi. İyi, tabii. Çok yaktı yıktı, çok yanlış işlere yaptı. Yani Suriye'deki o iştahla yanlış kişileri silahlandırdı, o silahlar hatta Türkiye'ye bile geri döndü. Başka ülkelerin çatışmalarına döndü. Katar bu işten uyandı, geri döndü, biz hala başka siyasetlerin peşindeydik. Bir de Türkiye'nin tabii ki kendisinin de uğraşmak zorunda olduğu bir terör sorunu da var. Orada ki yani, göçmen sorunu. Göçmen sorunu hadi batıya biraz daha elini güçlendiriyor ama bölgede yapar. Yani Türkiye'nin bunu yapma yani sonuçta bölgedeki 3 tane ülke devletten bir tanesinden bahsediyoruz. Mısır, İran ve Türkiye. Türkiye'nin bunu yapma potansiyeli var ama hızlıca ve daha akıllıca bir politikayla devam etmesi lazım. Yani Türkiye'nin zaten bölgede hani bir politika belirleyici olması çok zor. Yani Türkiye'nin de sonuçta en başta ekonomide dışa bağımlı bir ülkeden bahsediyoruz. Çok zor ama hani şuna da hemfikir oluruz diye tahmin ediyorum. Herkesle konuşabilen bir ülkeydi Türkiye. Doğru. En azından oraya geri dönebilmesi lazım. Doğru. Mesela çünkü az önce bahsettiğiniz Müslüman kardeşler de Hamas'ta aynı kökten gelen Türkiye, yani daha doğrusu AK Parti, AKP oraya yatırım yaptı. Kendisinin de benzer olduğunu düşündüğü bir yere yatırım yaptı ama aslında şunu görmedi. Mısır'da Mursi ile beraber, Mursi'nin ilk bir yılı ile beraber yani Orta Doğu'daki halklar da Müslüman kardeşlere yavaş yavaş sırtını dönmeye başlamışlardı. Çünkü demokratik olmadığını ve bu işin onların iktidara geldiğinde tekrar sokağa acı çektireceğini görmüşlerdi. Ama Türkiye inatla oraya yatırım yaptı. Yani tabii ki Mısır'da Sisi'nin yaptığı bir darbeydi ve hepimiz karşı çıkmalıydık. Yani hiç bunu savunacak hiçbir tarafı yok ama bir şeye karşı çıkarken başka bir tarafa çok taraf olmak işte Türkiye'nin o herkesle konuşabilen pozisyonunu ortadan kaldırdı. Hatırlayın Dışişleri Bakanı Hamas'la Hizbullah arasındaki ya da Hamas'la işte Filistin içerisindeki savaş varken birdenbire bir günde 24 saat içerisinde iki tarafla birden konuşabilmişti. Yanlış hatırlamıyorsam Beyrut'ta evet, Hizbullah'ın ortaya çıkmayan Nasrallah'tı galiba genç olanı, torunu. Birdenbire onunla görüşebilmişti Davutoğlu. Yani öyle bir Türkiye'ydi. Geldiğimiz noktada şu an mesela işte kınıyoruz, açıklama yapıyoruz falan. Yani oraya geri dönmesi lazım ve kendi bekası içinde. Yani Türkiye'nin kurtuluşu için. Aktör olmaktan uzaklaştı. Bölgedeki durumu belirleyecek, daha doğrusu gidişatını nereye gösterecek bir diğer şey ne biliyor musun? Bugün bir saat, bir iki saat içerisinde gelmesi lazım onun haberinin. Nereye defnedilecek? Hani, Katar'da yaşıyor ağırlıklı, Türkiye'ye geliyor. Evet ama orada aile belirlemez, örgüt belirler ve örgütün geleceği de bunu belirler. Mesela Halit Meşal diyorlar yerine gelecek ismi. O kuvvetli muhtemel zaten öyle bir şey var da nereye defnedilecek? Yani nereye gömülecek Haniye'nin cenazesi? Bu da belirleyici bir şey. Yani Tahran'a mı?
Katar'a mı? Katar'a mı? Hadi ortalığı biraz bulandırayım. Türkiye mi? Türkiye mi?